izleyenler, Türk kadınları Avrupa şampiyonu oldu ama bu şampiyonluk sandığınız gibi kutlanacak bir durum değil. Sağlık Bakanlığı'nın spor elçisi olan gazeteci Ece Vağapoğlu ile buluştuk ve sağlık bakımından geleceği ciddi şekilde tehdit eden o şampiyonluk hakkında konuştuk. Çiftlik kolay değil. Bak ağzım sulandı, müthiş lezzetler, biraz da bize bir şey olmaz mantığı var. Türk kadınları farkında olmadan nasıl bir dünya rekoru kırdı? Bu rekor neden geleceği tehdit ediyor? Şampiyonuz, kötü bir şampiyonluk. Türkiye nüfusunun yarısından fazlasını bekleyen tehlike ne? Nüfusun yarısından fazlası... Sağlık Bakanlığı'nın spor elçisi ünlü gazeteci Ece Vahapoğlu karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi Magazin 8'e anlattı. Türk kadınları Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada. Şampiyonuz, kötü bir şampiyonluk. Evet, yanlış duymadınız. Türk kadınları Avrupa'nın obezite şampiyonu. Yani fazla kilolar sınırlarımızı dahi aşacak hale gelmiş. Nüfusumuzun aslında baktığımızda şöyle %30'a yakını obezite, obez olarak çıkıyor. Aşırı kilolu ve obezli de katarsak aşırı kilolu ile birlikte, inanır mısınız, kadınlar ve erkekler de %65 oranına çıkıyoruz. Pazartesi başlanıp salı bitirilen diyetler, yenmesi için ısrar edilen yemekler, bir türlü başlanılamayan sporlar. Sonuç hayal edilenden de kötü. Türk kadınları obezite şampiyonu. Nüfusun yarısından fazlası aslında aşırı kilolu ve obez statüsünde. Akdeniz'e kıyısı olan, sağlıklı yağların üretildiği, meyvenin, sebzenin, her türlüsünün bolca yetiştiği bir ülkenin kadınları nasıl obez olur? Bu hareketsizlikten meydana geliyor. Tabii ki yanlış beslenme, kötü beslenmekten. İki tane en önemli faktörü var. Üstelik pek çok kadın obez olduğunun farkında bile değil. Yani bu kötü rekora katkıda bulunduklarını bilmiyorlar. Sağlıklı bir vücut için, yani sadece estetik olarak hani ince görünelim değil ama sağlıklı hissetmek için %60, %70 ne yedip ne yiyip ne yemediğimizle orantılı. Yani %60-70'i beslenmeyle belirleniyor. Geri kalan kısım %30, %40 da yaptığımız sporla ilgili. Pek çok kişi için sağlıklı beslenmek tatsız beslenmek demek. Ece Vahapoğlu bu ön yargı kırılmadan obeziteyle mücadele edilmez diyor. Sağlıklı yemek demek sıkıcı yemek, lezzetsiz yemek değil. Sağlıklı beslenirken de çok çeşit var. İnanın çok çeşit var. Artık günümüzde hani sebzeler, meyveler, karışımlar, çorbalar, salatalar, zeytinyağlılar düşündüğünüz zaman kendi el ve damak tadınızı da ekleyerek, bak ağzım sulandı, müthiş lezzetler yaratabilirsiniz. Türk kadınlarının obezite rekorunu kırmasının en önemli etkenlerinden biri de altın günleri. Kültürümüzde işte günler yapalım, oturalım, biraz da bize bir şey olmaz mantığı var ama rakamlar maalesef bunu söylemiyor. Pek çok kadının tek sosyal aktivitesi bu günler. Yani altın günü yapmaya devam ama bir farkla. Gün yapıyoruz. Kadınlar, Türk kadınları gün yapmayı seviyor ama günlerin şekli değişti. Geçen gün bir haber okudum. Bisiklete binerek gün yapıyorlar. Yani hep birlikte yürüyüşe çıkıyor kadınlar. Hep birlikte bisiklete biniyor. Benim gün yapmakla önerim hanımlara. Evet, yine gün yapın. Ama gelin bunu pastayla, börekle, çörekle değil. Salatalar. İşte bulgurla, kinoa, o tarz şeyleri karıştırmak, farklı farklı lezzetler, sağlıklı seçenekler ekleyerek zeytinyağlılardan da gün yapabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı spor elçisi Ece Vahapoğlu, obeziteden kurtulmak için sihirli bir sayının sırrını da açıkladı Magazin 8'e. Değişiklik kolay değil ama değişiklik için benim senelerdir savunduğum bir sayı var, 21. 21 kez tekrar edersek bir davranışı, 21 gün sağlıklı beslenelim, 21 gün boyunca spor yapalım. 21 gün sonra bizim beynimiz bu yeni alışkanlığa geçiyor ve eskiyi unutuyor.